Hanımlar beyler, 2023'ün son yarışmacısı masada. İnanır mısınız, o isim de Enis Arıkan. Vay be. Ne yapıyorsun? Hey. Ne yapıyorsun? Ay hayır, ne yapıyorsun? Jingle bell. Ya para vermeyelim şimdi. TV2'ye ayıp olmasın. Aynen. Ben demin o yüzden I will always save you'yu bile kısa söyledim. Çok, ama çok doğru. Telife asla girmeyecek şekilde söyledim. Girmedi. Save you'yu nereden bilsin onu? Anlamadım. Mümkün değil. Anlamaz efendim. Mümkün değil. Nasıl peki durumlar sence? Bayağı kötüydü, biliyor musun? Yani bu arada şey, ben de televizyonda izlerken ay yaparım, yapıyorum falan diyordum. Ben arkada hiçbir şey bilemedim. 3-4 tanedir. Yani dünürü de bilemedim, hediyeyi de bilemedim. Ben de onlar gibi eğlenebilirim ama asla eğlenmeyeceğim. Ama şu an zaten şöyle bir noktadayız. Ya sen bir hareketlere... Dönmüyorum. Hayır. Anladın mı? Arkamdalar, dönmüyorum. Yani zaten şu an ya Birce birinci olacak ya sen birinci olacaksın. Bakalım, kısmet. Gerçekten o da alın yazsın. O da benim, beni çok sevdiğinden böyle üstüme üstüme gelmiş. Beni tehdit edemez. Beni ne yapabilirince. Yalvarırım. Şu an... Enis, kariyerim gerçekten için. Gözlerine bakmaktan senin söylediklerine konsantre olamıyorum. Hani? İnanılmaz yani. Beğendin mi peki? Ya bir şekilde de çok yakışmış yani. Bak, bir de o da Allah, yani lanet gibi düşün. Tövbe yarabbim, bir güzel kep bana. Özür dilerim. Yani tuhaf olacak, daha bir iki hafta önce falan... Tarkan'la tanıştım ben. Onun gözünden ışık çıkıyor ya böyle. Böyle yan yana geldi. Sen benden böyle. Sonra Tarkan'la falan mı arkadaşlık etmeye başladın? Beni değiştiren ne? Anlat bana hadi. Yani. Ben de eksik bulduğun ne? Zaman. Gözüme söyle. Onun gözünden de ışık çıkar ya yani. Öyle görünüyor. Ama seninki gerçek değil. Ben de i̇şte geçen gün bir sunuculuğa mı ne gittim. Benden sonra Tarkan çıkıyordu. İnsanın gözünde şeyi görüyorsun. Ay şu inse de. Tarkan gelse berbat mıyız? İşte balina geldim. Efendim hayatım, duyamıyorum. İşte balina geldim diyorum. I will always save you. Second version. Sorry. Version. Sevidiyon. Kelime oyununda İngilizceler havalarda uçuşuyor. O da kötü yani. Hani. Her şey çok kötü gidiyor. Heyecanlıyım, mutluyum. Güzel sorularını bekliyorum. İnşallah güzel sorular soracağım. 12 harf alabilirsin. 7 saniyede arttırman lazım. Bunları hesaplayamam. Hiç önemli bir bilgi değil. Ben zaten seyircilere hatırlatıyorum. Ekran başındaki. Elim hep butonda mı olsun? Hayır, gerek yok. Nerede? Bu el nerede olsun? Ha? Söyle bana lanet olası. Sol omzunda. Aynen öyle dur. Okey. ne yapalım, başlayalım mı? Hadi ne başlat, vallahi heyecanlandım. Tamam. Hanımlar beyler, ilk kelime geliyor. Kimilerince yılbaşı gecesi yarın yokmuşçasına harcanan nakit. Süre. Nakit. Ha, nakit mi? Evet. Kimilerince yılbaşı nakit. Gecesi yarın yokmuşçasına. Hiç orayı boş ver. Nakit. Para. Para doğru cevap. Ya, kimlere kaybettim ya? Kimlere kaybettim ya? Ya gerçekten... Susar mısınız? Duyamıyorum. Daha sormadı zaten. Hadi, hadi. Duyduğunda sanki çok şey değişiyor. Hadi. Dört harfli ikinci kelimemizin sorusu gelsin. Birbirinize dünürü öğretin, hadi. Buram buram. Tedavi yolu, çare anlamlarında eski bir sözcük. Susar mısınız? Aklım gidiyor. Tedavi yolu, çare anlamı. Derde... Derde. Her derde. Deva. Deva doğru cevap. İrem, çok özür dilerim. Bana böyle yaptı bak İrem. Şifa. Ama ben de şifa dedim. Gerçekten. Bana şifa yok. Ama önemli değil. O sandalyede hep Enis oturdu. Ondan ondan bulaştı şey o. Pardon. Hayır, arkamdan daha çok konuşursunuz. Devam üçüncü edin. Üçüncü soruyu alalım. Beş harfli ilk kelimemizin sorusu geliyor. Allah muhafaza yarabbim. Halk ağzında döş denen bir vücut bölümü. Göğüs. Göğüs doğru cevap. Ay Allah. Beş harfli ikinci kelimemizin sorusu geliyor bakalım. Sünnet çocuğu sadıcı. Ay.
Harf aldım. Ne diyorsun sanacağım? Hay. Dur, Beşir miydi neydi? Ya, dur. Harf aldı. Harf. Aldı aldı basarken aldı. Harf. Hayır almadı. Hayır. Ve... Almadı. Kirve. Kirve doğru cevap. Sakın, bak sakın ağzınızdan çıkanı duyuyorum. Ya tanıyorum abi, bu tombala bile oynayamaz abi. Hayır abi, nereden şu anda da kaderim çok iyi gidiyor. Hayat sorry yani. Her şey yolunda değil mi? Evet. Okey. Okey mi? Okey, canlıyım hadi ne olur. Tamam. Peki altı harfli ilk cevabımız iki kelimeden oluşuyor ama. İki kelime. Evet ama ilk kelime sadece tek bir harf. A. Ne? Öyle bir şey işte. A yapmak gibi ya. Yani. Evet gibi bir şey. Bakalım sorusu nasılmış? Gözlerimiz gerçekleştirilmesi tasarlanan ilk düşünce işe yaramadığında uygulamaya konulan diğer seçenek. Harf alayım. Harf alalım. P. Harf alayım. Alalım. Alabiliriz. Ne? Dur dur bulacağım. Al bir tane daha işte. Harf alayım. Aldık. Dur dur. Bipolar mı? Bipolar mı diyor? Ne diyor arkada? Gerçekleştirilmesi tasarlanıyor. Dur bak bak beni dinle. Beni dinle. Bir şey tasarlıyorsun sonra olmuyor. İkinci seçenek bu. B planı. B planı doğru cevap. Doğru. Zaten sadece bir L ve A harfi çıkmadı. Peki. Altı harfli ikinci kelimemizin sorusu geliyor. Üstünde yazılanları okuyabilmek için eczacılık fakültesi bitirmeniz gereken şifalı liste. Reçete. Reçete doğru cevap. 7 harfli ilk aradığımız cevap efendim iki kelimeden oluşuyor ama bir seyahati kısaca ifade eden bir şey. Gelsin sorusu. Holiday. Kıyı boyunca koy koy veya ada ada dolaşılarak yapılan deniz yolculuklarını ifade eden söz dizisi. İki kelime deniz yolculukları. Deniz yolculukları. Harf alayım. Harf verelim. T. İki kelime. Kıyı boyunca koy koy ada ada dolaşılarak yapılan ifade eden rota değiştire değiştire geziyorsunuz yani. Doğayı sev yeşili koru deriz mesela. Aynen koru. Harf alayım. Harf verdik. Burada da deniz var. Evet turu. Boğaz turu gibi bir şey. Evet. Deniz tuzu ne oluyor ya? Harf alayım. Hido. Feribot. Feribot. Dur dur tamam artık. Ayda. Doğayı sev yeşili koru. Artık daha fazla. Deve tur. Ne? Deve. İkinci kelimeyi doğru bildin. Ne o? Tur. Evet ne turu? Belly. Nerede ki? Deniz yolculuğu bu. Evet, ne oluyor yani? Renkli bir tur gibi düşün. Renkli mi? Evet. Renkli tur. Gemi turu değil tur. Ya tık tık süre niye gelmiyor? Koru, yeşili. Sev. Denizse sev, ne? Sevi tur. Hayır deniz. Deniz var ya deniz. Evet deniz. Deniz varsa ne o? Ne? Deniz ne renk? Ya babam abi tur. Abi tur. Yok be. Ya babana. Ya bana çok yazık oldu. Yazık abi. Ya vallahi benim hakkım yendi. Var ya dönmüyorum şu an sizi parçalarım. İbrahim Bey benim hakkım yendi. Bana buram buram da tıkır tıkır süreyi işlettiniz yani. Durdursaydın. Beyefendi işlettik zaten buralara kadar gelmedi. Buraları şu an zaten 5 harfi kaldı alabileceği. Üstüne de 7 saniye arttırması lazım. Yarışmanın ortasındayız. Siz yarışmanın ortasındayken 3400 puandaydınız. Ben? Enis Bey 3000 puandı şu an. Kötü mü ya? Hayır şöyle yani bu böyle... Yaşayacak mıyım? Yaşayacak mıyım? İyi gidiyorsun. Sadece şunu söylüyorum. Siz zaten son soruda paket oldunuz. Biliyorum. Beyefendi mi? Baştan böyle eriyerek gidiyor. Oley be. Ben hiçbir zaman erimem. Sakin ol. Ortaya buluyorum. Şimdi onlar da gerildi. Sen ya bu şey mavi turu nereden bilecek? Kadıköy'den Arnavutköy'e gitmiştir hayatında sadece. Nereden bilecek yani? Aa. Deniz turu onu yapmıştır. Arkamdan konuşsun. Anca arkama bak. Evet. Peki. Yarışmanın ortasındayız. Az önce söylediğim gibi 3000 puanımız var. 2 dakika 3 saniyede süremiz var. Fena değiliz sürede de. Her şey gayet yolunda gibi. Sakin ol.
tansiyon hastası oldum. Mesela normal mi bu şu an? Normal. Ben de oldum. Sıçrayarak sana maviyi buldurmaya çalıştım az önce. Yani inanılmaz. Yeşil, yeşil dedin. Doğayı sev, yeşili koru. Blue deseydin anlardın mesela. İbrahim Bey. Blue deseydim herkes anlardı zaten. Bana da gift dance. Yani. Deve turu dedi, onu duydun mu? Teşekkür ederim. Bütün memleket duydu deve turu. Deve turu. Deve turu ya. Bu nasıl olur oğlum? Lan ben bugün nereden sıkardım? Bu ne? Deve turu. Dubai demişsin geri zekalı. Abi öleceğim. Dört tarafı develerle çevirin. Hadi develerle koy koy geziyor. Yedi harfli ikinci kelimemizin sorusu gelebilecek mi bakacağım? Özgüvenim gitti artık. Ya gelsene olur. Ben yarışmak istemiyorum mesela. Şu anda öyle bir şey var mı? Çok iyi gidiyorsun. Çok iyi gidiyorsun. Devam et. Birinciliğe oynuyorsun. Devam et o zaman. Evet. Geliyor yedi harfli ikinci kelimemizin sorusu. Aromasıyla eklendiği her üründe bir tılsım etkisi yaratan salepgillerden beyaz çiçekli bir bitki. Salepgillerden beyaz çiçekli. Dur, sakin, sakin. Aroma katıyor. Neye koyarsan, parfüme de olur, tatlıya da olur, sütlü tatlıya özellikle dondurması. Sakız! Değil. Çubuk halindedir bu. Evet. Harf al. Harf alayım. Aldık. Çubuk hali ise tarçın mesela. V. V'li. Ben bir şey katmıyorum. Harf alayım. Y. Venedik. Harf alayım mı? Alayım. Aldım. Aldı. Harf de aldı. Ne? Vanilya. Vanilya doğru cevap. Şimdi. Enis. Enis. Gerçekten Enis bayılacak sevgili izleyenler. Tansiyonum düştü ama iyiyim. Devam et. Sonuçta Noel kutluyoruz. Dur. Bu suratla mı? Mutlu Noeller herkese. Beni dinle. Sakin ol. Beni dinle. Harf almayla uğraşma zaten. Ben de, yani beni dinlemediğin için bulamıyorsun. Ben sana zaten bayağı ipucu veriyorum. Yavrum çubuk diyorsun. Bana çubuk deyince aklıma tek bir şey geldi. Tarçın. Yanlış anlaşılmasın. Ama yani... Ben devam edemeyeceğim. Ben bu şekilde ama çubuk, devam. çubuk. Yani tarçın çubuk değil mi? Tamam da hayatım... Benim tarçın... evimde yok vanilya çubuğu. Senin evinde var mı? Yok. Yok. Zaten kastettiğim şuydu. Yani örneklerden biri çubuktu. Yani mesela benim evimde dondurma... var. Buram buram kokuyor. Buram buram. Dondurması var dedim ya. Mesela tarçınlı dondurma duydun mu? Dondurma dedin mi? Duymadım. Evet. İşte onu diyorum. Ama yavrum buranın heyecanı çok başka. Bu koltuk çok başka. Ve... Enis'cim. Hakkım var mı? Şu anda hala birinciliğe gidebiliyor muyum? Tabii ki. Tamam, ne? Tabii. Ben ya? Sakinleştirmeye çalışıyorum. Dur sabah. Ne? Birinci olacağım. Öyle bir şey mümkün değil olacak. Ya. Olacak. Değil. Ne? Bir cakalaya birinciliği vermeyeceğim. Hadi inşallah karşı. Ay yıldım evet. Ya. Şimdi 8 harflere senin, geçtik. Senin köpeğin olsun birinci. 8 harflere geçtik. 8 de çok iyi. 2... Ver hadi soruyorum. Tükendim. Duymadım dedim. 2 harf alabilirsin ancak... O yüzden beni dinle. Nur. Tamam tamam söz. İki kelime ve Türkçe efendim. Bakalım. Sorusu biraz tuhaf. Ona tutulma. Beni dinle. Gelsin sorusu. Basayım mı hemen? İstiyorsan bas. Basabilirsin. Tabii. Gelsin soru. Bas. Yılbaşı gelini. Bas. Yılbaşı gelini. Gelinler ne olur? Gelinler böyle ne olur? Duvak takar, gelin olur, yani evlenir. Böyle bir, hani böyle süslenir. Evet. Yılbaşında ne süslenir? Ağaç süslenir. Ne, evet. İki yılbaşı kelime. Ağacı. İki kelime. Ne ağacı o? Yeşil çam ağacı. Çam ağacı doğru cevap. Allah'ım zihin açıklığı verdin mi? Bak nasıl değişiyor. Şimdi bu soru çok basit. Ben okurken bas. Okay. Çok mu? Ciddi söylüyorum. Ama zamanım yok mu? Var ya, ama dakika, basıyor. 17 saniye. Gerek yok. Bas. Okay. Yardımcı oluyor. Yardımcı mı oluyor? Seyredersiniz yani, size ne kadar yani oldu. Bir cevabı söylemediğin kaldı. Evet. Cevabı da söyle. Ooo hey. Lütfen.
Gelsin soru. Korku saldım. Evet. Sultanların 2023 yılında Türkiye'yi, Türk kadınını göklere çıkardığı spor dalı. Voleybol. Efendim 9 harflere geçtik. Bu da kolay. Yani çok basit. Tamam. Gerçekten basit. Gelsin sorusu. Hint Avrupa kaynaklarına göre haftanın 7. günü olan ve adı Satürn'ün günü anlamına gelen gün. Bas. Günleri say. Gün bir tane. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe. Evet. Cuma, cumartesi. Cumartesi doğru. Yani gerçekten cumayı mı saydın 9 harfe ya? Hayatım o sırayı da bozmamak lazım. Ayıp. Kime ayıp? Pazartesi beye mi? Haftalara, aylara, günlere. Anladım. Enis Arıkan'a cumartesiyi mi sordun? Efendim? Yani günlerden hayır, cumartesiyi mi sordun? Satürn'ün etkisi nereye dedi? O cumartesi kelime polisine dedi. Buradan seslenmek istiyorum gerçekten. Yani hayatım sana da size de hediye çikolatayı sordum. Yani şimdi böyle diyorsunuz ama üzüm sordum, üzüm. Üzüm sordum yani. Yılbaşında nar yenir bana üzümü sordun. Dört harfli zaten kaç tane meyve var? Kivi mi var taneli? Yani dört harfli size de efendim. Bir de size bu hakkı vermişiz. Bu yarışmaya siz dahil etmişiz. Tövbe sana o ne demek? Elisiniz ne ki? Elis ne diyorsun? Siz kimse ne demiyoruz. Saygı duyuyoruz bu duvara. Ama yeter artık. Biraz sırsayım, özür diliyorum. Yok, biraz. Alttan çıkmasın ya. Evet. 9 harfli ikinci kelimemizin sorusu gelecek. Ama iki kelimeden oluşan bir söz dizisi bu. İki kelime yani. Astronomi konulu bir soru. Dur bakalım. Dikkat et. Astronomi. Evet. Okulda astroloji. Falan... Yok, astronomi. Böyle bir okulda mı okulda? Sakin al. Jüpiter miydi? Dur ne oluyor vallahi ya? Valla üstüne su atacağım tamam, artık. Tamam zekam karıştı. Sakin. Tamam. Sanki çok vardı da karıştı bir de. Sus artık. Astronomi hangisi? Dur bir dakika. Tamam. Astronomi hangisiydi ne? Yıldız bilimi. Evet. Tamam. Gök bilim. Evet Jüpiter. Jüpiter dedi. Tamam anladım. Evet. Ya okulda falan duyduğun var, bir şey. Güneş. Ay ne olacak tamam kaç harfli? 9. Kuzey yıldızı. 9. Kuzey yıldızı. Tamam attım 11'miş o. Gelsin soru. Gelsin tükendim. Yılın en uzun gecesinin ve en uzun gündüzünün yaşandığı tarihlerin ortak adı. En uzun gece. Ekinoks da denir. Samanyolu mu? Değil. Ekinoks. Türkçesin. Arkada. Harfa. Harfalıyım. Harfa. Tek hakkım mı var harf için? Bir tane daha alabilirsin ama sonra 7 saniye arttırmalı. Yılın en uzun gecesi ve en uzun... Durdur artık saniye gidiyor. Evet. Yılın en uzun gecesinin... Bak gündüz ve gece. Evet. Gündüz ve gece. Yani gündüz... Ertesi gün değişiyor. Yani... Muhteşem yüzyıl. Ne o? Devir daim oluyor. Gündüzün kısacası. Gündüz kısa ne oluyor? Gün. Devir daim. Ekinoks da denir. Ya bir harfi alabilirdim. Önümü alamazsın. Kestin. Yılın en uzun gecesinin en uzun gündüzün yaşı. Yani gündüz mesela gündüz ne? Bitti. Bir şey ne ışığı deriz? Böyle... Gün ışığı. Heh, gün kelime. Doğdu dönümü. Gündüzü doğru cevap. Yazık. Torpil var. Ya torpil. Arkadaşlar bu torpil değil. Gün dönümünü siz dününü bilemediniz. Gün dönümünü nereden bilesiniz? Bana da gün dönümünü sordun ya. Tek istediğim sen bana en kolaylarını sor dedim sana. Bugün kimseyi mutlu etmem mümkün değildi zaten sevgili izleyenler. Ben de gördüğünüz gibi edemiyorum. Arkadakiler diyorlar ki torpil var. Öndeki diyor ki bana bunu mu sordun? İnanılma berbat bir gün oluyor benim. Kaç sorum daha var? Valla gücüm kalmadı benim. Ha? İki soru. Hay kolay mı? Bir tanesi kolay. Evet. Ha diğeri zor gene. Diğeri de zor değil yani. Bana bulunur. Yeni yılla ilgili şey. Tamam hadi Noel bilirim. Evet. Dur şimdi ilki ikileme. Hani buram buram.
Cıvıl cıvıl. Cıvıl cıvıl. Onlar gibi. Hadi be. Hemen basabilirsin. Gelsin soru. Harf hakkın var mı? Bas sen. Uyumanın en masum, en keyifli halini anlatan bir ikileme. Mışıl mışıl. Mışıl mışıl doğru cevap. Bu kolay mıydı? Şimdi 10 harfli son soru. Bak yarışmanın son sorusu. Hı hı. Ya Birce kazanacak ya sen kazanacaksın. Bir şey. Bir harf alırsan. Bir ara verebilir miyiz? Hayır. Nefes alma. Bir harf hakkım var mı? Bir harf hakkın var. Yeni yıla şampiyon olarak girebilme şansın var şu an. Bütçeniz var mı? Var. Ne için? Ne lazım? Ne bileyim ona göre hırslanayım. Şimdi boşta da hırslanmayayım ha. Falan abi ömrümden ömür gitti ya. Sen, hayatım sen ne istiyorsan. Kazandığında ne istiyorsan ben sana alacağım. Arkadakileri isterim. Bak ben kazansam da sana vereceğim söz. Ya. Önümüzdeki sene de ben bu ekiple tekrar katılmak istiyorum. Kendisi geliştirip. Şu an hırslandım. Şu an. Çok haklısın. Biraz geç çok, kaldım. Çok. Birinciyim çünkü. Ver sana. İki kelime bu sorunun cevabı. İki ata kelime. Binmek gibi mi? Yok. Ata binmek ne hayatım? O cümle kurdun şu an. Ben ne yaptım bilmiyorum şu anda. Ver artık. Aynen. Bunu bilirsin. Sakin ol, dinle. Tamam mı? Hı hı. Bir harf alırsan da 7 saniye arttırman lazım. Ki alsan olur, süre var. Gelsin soru. Bir daha, tekrar, sıfırdan anlamlarında umutla kullanılan bir söz dizisi. Yeniden. Ne? Yine yeniden. Bir dakika, iki kelime. İlk kelimeyi buldun. Yine. Hayır. Yeni. Evet. Den. Hayır, ne? İki, aa. Bir harf alayım. Harf al. Bir daha, tekrar, sıfırdan. Evet, bas. Evet. Yeni mi demiştim? Evet. Yeni. Evet. Baharı. Hayır. Bir daha tekrar sıfırdan anlamlarında umutla kullanılan bir söz. Yeni. Evet. Baharat basit düşün iki ya. İki kelime değil mi? Evet. Bir daha tekrar sıfırdan anlamlarında umutla susula, umutla kullanılan bir söz. Yeni. Bülbül. Birisi. Yeni. Birisi. Birisi. Yeni. Ya. Baştan! Yeni baştan! Aa! Yeni baştan! Birinci mi? Ha? Birinci mi? Ne birinci? Evet. Ne? Birinci mi? Birinci mi oldu? Birinci olabilir mi? Şu an... Hala arkama dönmüyorum, farkında mısın? Herkes hak ettiğini yaşar. Hayır. Siz kavganızı bitirip birinci söyleyeceğim. Birinci değil miyim? Şu an puanlar eşit. 8600 senin, 8600 Birce'nin. Ne? Hı. Final oyunu. 3 gün burada mıyız? Yoksa yönetmen şu an plan mı yok? Hayır. Birinciliği bölüşmen. Yok bölüşmen. Eşit puanda düello yapılıyor zaten. Hı hı. Birer tane soru sorulacak size. Hı hı. 30'ar saniye. Saniyelere süreniz... bakıldı mı? Ha? Saniyelere. Saniyelere bakıldı mı? Bakıldı. Hı hı. Her şey olağanüstü. Yüce Rabbim bize eşit dedi mi? Noel'de her şey olabilir Enis. Noel mucizesi. Enis Bey. şu an... Birinci olacağım. Birinci olacaksanız bu düelloyu kazanmanız gerekecek işte. Ha siz de biz olduk. Ben okey. Ver sana. Ben düelloyu hazırlamam lazım. Kardeşim. Ben de soruyorum. Dur ben de bilmiyorum. Bana da söyleyecekler. O zaman düelloya geçmek için Enis Bey'i bir süre dinlendirmeye alıp Birce Hanım'ı buraya alacağız. Alkışlarla Birce Atalay'ın ardından.